Arkadaşlar yeni bir video ile karşınızdayım. Bu video konumuz Narin davası. Narin davasıyla ilgili belki hikaye baştan yazılacak. Belki de şu ana kadar bildiğimiz birçok şey gerçek değildi. Belki de inandığımız senaryolar tepe taklak yıkılacak. İşte Narin dosyasında yepyeni bilgilerle, yepyeni teyitlerle sizlerleyim. <laughs> İlk günden bu yana inanılan iki tane senaryo vardı. Bunlardan biri Salim Güran ve Yüksel Güran arasında ilişkiyi Narin gördü ve Narin o an katledildi. İkinci ihtimal ise Enes'in bir köpeğe cinsel tacizde bulunduğu ve cinsel taciz sırasında Narin'in köpeği olduğu için Narin onu gördüğü ve daha sonrasında da Enes'in kardeşini katlettiği. Salim Güran'ın ise cesedi ortadan kaldırmak ve Enes'i kurtarmak için son gücüyle mücadele etti. Bu senaryodan hangisine inandınız? Ben her zaman birincisine inandım. İnanma sebeplerim de köyden aldığımız bilgiler ve ifadeler sonucunda çıkan çelişkilerdi. Ama ifadelerin tümüne baktığımızda hiçbir zaman Enes'in bir köpekle cinsel ilişkiye girecek vaziyette olacağını görmedik. Bu hikaye nereden geldi? Yayınlarımızda bahsettik. Özellikle yayınlarımıza konuk olan avukat Buket Gül de bunun üstüne incelikle düştü. Ve hep şunu söyledi. Enes köpekten korkan biriydi. Ve tacize ve tecavüze uğramış herhangi bir köpek yok. Konuk olduğu bütün programlarımızda, yayınlarımızda bunları dile getirdi. Araştırdık. Evet Enes'in köpeklerden korktuğunu ve onlardan uzak durduğunu. Hiçbir köpeğin köyde cinsel istismara maruz kalmadığı bilgisini de aldık. Diğer konulara gelirsek. Birçok hikaye konuşuldu. Yasak aşklar, yasak ilişkiler, parasal ilişkiler, erkek erkeğe ilişkiler, grup seks. Bir köyde duyamayacağınız bütün her şeyi bu hikayede, Tavşantepe köyü özelinde duymaya başlamıştık. Peki hangisi doğruydu? Bunları detaylıca düşündük, araştırdık. Bana gelen en son bilgide ise daha işler acısı bir durumdu. Biliyorsunuz imamla ilgili bir grup seks olayı patlamıştı. İmam, i̇mamın grup seks yaptığı iddia edilmişti. Bir erkek ve bir kadınla grup seks yaptığından dolayı ifadeye çağrılmış ve telefonunda bu tür görüntülere rastlandığı söylenmişti. Önemli bir kaynaktan yapılan iddiaya göre de iki kadınla birlikte olduğunu yani İki eskortu para karşılığı tutup onlarla cinsel ilişki yaşamış ve bunu da kayıt altına aldığı güçlü bir iddia olarak karşımıza çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı imamla ilgili soruşturma başlar. Diğer tarafta Yüksel Güran ve Salim Güran arasında bir aşk ilişkisi mi var, bir yasak aşk mı var diye Günlerce tartıştık ve gelen bilgiler hep bu yöndeydi. Çünkü Nare'nin bir tek öldürülme sebebi vardı. O da görmemesi gereken bir şeyi görmüş olmasıydı. Peki bu ne olabilirdi ki? Annesiyle amcasının yasak aşkı olabilirdi. En çok bunun üstüne duruldu. Hatta savcılık bile ifadeleri alırken özellikle bu sorular üzerinden gitti. Peki ya önemli bir şey kaçırdıysak? Hikayenin bütününe baktık. Tekrardan araştırdık, üstüne düşündük, soruşturduk. Yüksel Güran ifadesinde Nare'nin kaybolduğu ve öldüğü o saatlerde uyuduğunu söyledi. Enes Güran da aynı şekilde uyuduğunu söyledi. Ama HTS kayıtlarında ise birbirine yakın olduğu iddia edildi. Her seferinde bunlar gündeme getirildi. Peki yeni aldığımız bilgiye göre çok önemli bir detaya ulaştık. Ulaşılan detayda Yüksel Güran hiçbir zaman Salim Güran'ı telefonla aramamış. En son aradığı tarih ise 30 Temmuz'muş. Şu ana kadar bize iddia edilen şeylerin hepsi birden yalan mıydı? Tabii ki burada %100 bu bilgi doğrudur, kesinlikle görüşmemişlerdir diyemiyoruz. Çünkü soruşturmada gizlilik kararı var ve soruşturmanın gizlilik kararından dolayı her şeye ulaşmak mümkün değil ve bazı sınırlı bilgilerle idare etmeye çalışıyoruz ve işi analiz etmeye çalışıyoruz. Peki söyleyelim. Salim'le en çok HTS'si olan ve Salim'le sayısız görüşme yapan kişi kim? Hediye Güran. Peki Hediye Güran hayatımıza ne zaman girdi? Aslında HTS kayıtlarını netleştikten sonra Hediye Güran çamaşırları almaya giderken Arif Güran'ın evinde. Çamaşırları Yüksel Güran'la birlikte katladığını söylüyor. İfadelerinde Hediye Güran, Arif Güran'ın evine gittiğinde Enes Güran uyuyordu ve ben onun başının dibinde oturdum. O da uyandı. Aynı ifadeyi Enes Güran da verdi. Peki Hediye Güran daha sonra neredeydi? Ahırda da sinyali vardı. Kimle beraber? Salim'le beraber HTS kayıtları vardı. Peki siler başka nerede vardı? Salim'in evinin önünde vardı. Yani Salim'le o kadar çok HTS kaydı ve konuşma kaydı var ki biz Yüksel Güran'a odaklanırken asıl hedefi, asıl faili belki de kaçırdık. Salim Güran'la yasak aşk yaşayan Yüksel Güran değil de ya Hediye Güran'sa? Savcının aldığı ifadede Hediye Güran'a şu soru soruldu. Birçok konuda evlerine gittiniz mi, geldiniz mi, Salim'le görüşüyor musunuz, bir ilişkiniz var mı diye bir sürü soru soruldu ama hayır cevabını verdi. Peki dedi kocanız dedi ne zamandan beri şehir dışında? Bir buçuk aydır Van'dan gelmedi dedi. Peki neden doğum kontrol hapı alıp kullanıyorsunuz dedi. Çocuğum olmasın diye ama kocan yok ki yanında dedi. Öylesine kullanıyorum. Melek de aldı. Meleği hemen araya katarak ve melekle birlikte de gidip doğum kontrol hapı aldıklarını söyledi. Doğum kontrol hapını sık sık kullanan ve düzenli kullanan tek kadın da aslında köyde. Birçok kadın kullanıyordu ama en çok düzenli kullanan Hediye Güran'dı. Hediye Güran yani narinin ölüm saati olan 15.15 .15 ile 15.40 arasında Salim ile HTS'si uyuşan tek kişiydi. Evet Meta'ya yazılar yazıldı. Konuşma detayları istendi. Meta sadece şunu verdi. Ben birbiriyle ne kadar konuştuklarını ve ne zaman konuştuklarını saatlerini verebilirim ama içeriğini veremem. Gizlilik yasası gereği. Ve gizlilik esası gereği içerikleri vermedi ama konuşma saatlerini verdi. Yani aslında jandarmanın yani savcılığın elinde önemli bilgilerin olduğunu yavaş yavaş öğrenmeye başladık. Gizleri kararı olduğu için çok şeyi net bir şekilde açıklamıyorlar. Yani çok yakında yoğun bir delil bombardımanına tutulabiliriz. Umarız Nare'nin katilleri tez zamanda bulunur diyelim. Yani burada hikaye şuna evriliyor. Yeni bir senaryo karşımıza çıktı arkadaşlar. Bu senaryo ise Hediye Güran'la Salim Güran yasak aşk yaşıyordu. Cinsel ilişki sırasında 15-15'te okulun kamerasında son kez görülen Narin eve doğru ilerliyordu. Eve doğru giderken ahırdan sesler duydu ve ahıra doğru yöneldi. Ahıra doğru yöneldiğinde karşısında Salim Gülan ve Hediye Gülan'ı görmüş olabilir. Onları gördükten sonra Narin'i susturmaya çalıştılar. Ağzını kapattılar. Narin direndi. Direnmeye devam etti. Direnme sırasında bir eliyle ağzını kapatırken diğer, elini, diğer koluyla ise boğazının üstünde ve göğüs kafesine doğru sert bir baskı uyguladı sert bir baskı uyguladığı zaman da göğüs kafesinde e, hasar ve vücudunda lezyonlar oluştu. Ve nefessiz kalarak hayata gözlerini yumdu. 8 yaşındaki bir çocuğun hayatı böyle elinden alındı. Peki Enes Güran'daki ısırık ne? Isırıkla ilgili testler yapıldı. Hani bir iddia vardı ya doktora gitmiş kolundaki ısırık neymiş gel bakalım dediğinde Enes o an tekrardan ısırmış kendisini. Bu da yalanlandı arkadaşlar. Çünkü ısırdığı yerden jandarma hadi bakalım bir daha ısır dediğinde o yerden ısırık olan yerde ısıramamış. Diğer kolunu ısırmış. Ve dolayısıyla da Enes Güran'ı ısıran Hediye Güran olabilir. Yüzündeki morluklar da Salim Güran'ın yaptığı morluklar olabilir. Başta da dedi ki ya, ya şu ana kadar bildiğimiz her şey yalansa ve gerçekler daha yeni ortaya çıkıyorsa ve asıl fail Salim ve Hediye Güran'sa Peki Yüksel Güran ve Enes Güren neden tutuklu? İşte bunun da cevabını şöyle alabiliyoruz. Yine bir ihtimal, yine bir iddia. Bu ihtimal de şu. Evet bu ikisinin yakalanma sebebi dosyaya göre de yalan söylemeleri. Doğruyu anlatmamaları. Doğruyu anlatmadıkları için, yalan söyledikleri için tutuklular. Peki çocuğunu kurtarmak için, çocuğunun katilini bulmak için neden konuşmuyor? İşte burası muamma. Ve burada köy sosyolojik yapısına doğru ilerliyoruz. Sosyolojik yapısına baktığımızda enteresan bir bilgiyle karşı karşıya kalıyoruz. Salim, Güran köyde neredeyse Tanrı'dan yani Allah'tan sonraki en güçlü adam. Peki bunu niye söylüyorum? Çok abarttın diyebilirsiniz. Onu neredeyse yaradan kadar seviyorlar. O kadar koruyorlar. Onlar için yani kusursuz ve çok önemli bir adam. Çok büyük bir adam. Hayran kanlayacak bir adam olarak görüyorlar. Onun için köylü ve aile Salim'i korumak için elinden geleni yapıyor. E Arif Küran buna nasıl susuyor? Arif Güran hala kızını, abisi Salim Güran'ın öldürdüğünü düşünmüyor. Eğer onun öldürdüğünü öğrenirse de kabulleneceğini söylüyor. Bu da yine jandarma tutanaklarında ve aynı zamanda da kendisinin verdiği röportajda da net bir şekilde görüyoruz. Gelelim izmarit meselesine. Bizi izleyenler çok iyi bilir. Gerçeğin peşinde olmaya devam ediyoruz. Ve bu sefer de izmarit meselesini konuştuk. Medyada yer alan bilgiye göre izmarit meselesi şuradan çıkıyor. Nevzat üçüncü ifadeyi veriyor. Üçüncü ifadeyi verdikten sonra ahırdaki izmaritler alınıyor. Yanlış bilgi. Gerçek bilgi şu. Nevzat tutuklanır tutuklanmaz ahıra geliniyor ve da iki adet izmarit bulunuyor ve bu izmaritler Van'a gönderiliyor. Kriminal inceleme. Yani şu ana kadar bildiğimiz birçok konu aslında yorumdan ibaret. Çünkü soruşturmada gizli kararı olduğu için bazı bilgileri bize net söylemiyorlar. Medyanın yorumuna kalıyor. Sosyal medyada binlerce senaryo var. Binlerce hikaye. Tarikatlara bağlayan, Tavşantepe ayinine bağlayan bir Yahudi Siyonist ayinde bile bağlanabiliyor yeri geldiğinde. Ama Gerçek hikaye öyle değil. Hiçbir ayinle ilgisi yok. Ama bir ahlaksızlıkla ve bir vicdansızlıkla çok ilgisi var. Biz buraya ahlaksızlık ve vicdansızlık çerçevesinden bakmamız gerekirken biz genelde bunu ayinlere bağladık, ritüellere bağladık ve olayı kapatmaya çalışıyoruz. Aslında biz bunu yaparken yani sosyal medya bu tür iddiaları ortaya atarken olayı karartıyor ve değersizleştiriyordu soruşturmayı. Bunun hiç farkında değillerdi. Herkes kendi reytinginin peşindeydi. 8 yaşında bir çocuk. Hayatını yaşaması gerekirken, mutlu mesut oynaması gerekirken, parklarda, kırlarda koşması gerekirken şu an bir mezarda. Bir cani tarafından boğularak öldürüldü. Ona yardım eden caniler tarafından suya gömüldü. Bir çuvala konularak suyun içinde günlerce bekletildi cesedi. Cesedi bulunduğu zaman ise katilini bulmaya çalıştık. Bir ayı geçti neredeyse bir buçuk aya doğru yaklaşıyoruz. Buna rağmen katili hala bulunamadı. Peki katil kim? İşte bunu sorgulamaya devam ediyoruz. Dedik ya biz gerçeğin peşindeyiz. Nevzat'la ilgili önemli bir bilgi vardı. İddialara göre jandarma geldi, Nevzat evinin penceresinden kaçarak yakalandı, kaçtı sırada. Gerçek ne? Gerçek ise oğlunun Çarıklı'daki evindeydi. O ara jandarma gitti, o da çok korkmuştu evde ve onu oğlunun evinden alıp geldiler. Zaten onlara da öyle haber gitti. Yani Tavşantepe köyünde değildi o gece. Ve tutuklanırken tavşan tepe'deki evinin penceresinden kaçmaya da çalışmadı. Bu hikaye ise tamamen yalan oldu, ortaya çıktı. Jandarma tutanaklarına göre oğlunun Çarıklı'daki evindeydi. Merak edilen diğer şey ise Enes Küran'ın bir uyuşturucu bağımlısı, madde bağımlısı olduğunu ve bu bağımlı olduğundan dolayı da kardeşini madde kullandığının maddenin etkisiyle öldürdüğü söyleniyordu. Ama gerçek hikayeyi hiçbirimiz bilemedik. Çünkü uyuşturucu testi yeni yapıldı ve testin sonucu da bekleniyor. Diğer yandan şunu ben defalarca yayınlarımda söyledim. Enes Güran eğer uyuşturucu bağımlısı olsaydı şu an yoksunluk çekerdi ve yoksunluk krizine girdiğine dair herhangi bir bilgi almadık. O zaman uyuşturucu bağımlısı hikayesi de bir yalandan ibaret. Kayalıktaki kan. Kayalıktaki kanla ilgili çok ciddi iddialar dolaştı ortada, spekülasyonlar oldu. Ve kayalıktaki kanla ilgili ne, nihayet önemli bir bilgiye ulaştık. Kayalıktaki kan Narin Güran'a ait değildi. Kayalıktaki kan Fuat Güran'ın oğluna ait. Onun burun kanaması sonucunda oluşmuş bir kandı ve bunu da test edildi ve sonuçta Fuat Güranoğlu'nun kanı olarak çıktığı bildirildi. Güran ailesinin yani o köyün suskunluk yemini edercesine bu kadar susması ve türlü çabalar içerisine girmesinin en büyük etkenlerinden biri de biraz önce de bahsettiğimiz gibi Salim Güran'a adeta tapıyor olmaları. Herkesin tek bir korkusu var. Eğer biz bugün konuşursak, yarın salim çıkarsa bize bunun, bunun hesabını çok ağır bir şekilde ödetir. Bunun korkusundan dolayı da kimse konuşmamayı tercih ediyor. Ki eğer köylü konuşursa, eğer tanık koruma programından faydalanırlarsa ve gelip devletin yetkililerine, savcılık makamına bilgiler verirlerse devletin onları koruyacağından emin olmaları gerekiyor. Tabii diğer taraftan çok enteresan bilgiler de gelmeye başladı. Bana şöyle bir bilgi gelmişti. Aile içerisinde çok ciddi bir ensest ilişki var. Yani bu ailede o kadar grift, o kadar karmaşık bir seks ilişkisi varmış ki ve dışarıdan bunun duyulmaması için elinden gelen her şeyi yapmışlar. Hatta Salim'i koruma sebeplerinden biri de bu. Bu olayın hiç dışarıya yansımaması ve dışarıdan bunun kimseye öğrenmemesiydi. Ama şu an Savcılık Bakanlığı'nın elinde çok önemli videolar, görüntüler, fotoğraflar ve yazışmalar da var. Bu yazışmaların çoğu köyün kızları ve erkekleri arasında çok çarpık ilişkiler, grup seksler ve ensest ilişkiler tavan yapmış durumda. Bunu ilk öğrendiğimde hayatımın şokunu yaşamıştım. Yani bir köyde bu kadar ensest ilişki ve çarpık ilişki olabilir mi diye sorgularken en son haber kaynaklarımıza bunu teyit ettirmek için bayağı uğraştım. Ve daha sonra teyit aldım. Maalesef çarpık ilişkiler yavaş yavaş gün yüzüne çıkacak. Aslında eğer bunlar cinayeti gizlemeye devam ederlerse bu çarpık ilişkileri artık medyaya tamamen yayılacak ve o görüntüleri de belki birçok insan izleyecek. Yani rezil olmayalım diye suskunluk yemini eden bu köylü, bu aile belki de çok daha fazla rezil olacak gibi duruyor. Bir tarafta iddiaya göre imamın ilişkileri, diğer tarafta köyün gençlerin ilişkileri. Genç kızlar ve genç erkekler kendi arasında grup seksler, ensest ilişkiler ve daha niceleri aklınıza hayalinize gelmeyen birçok cinsel ilişki detayları. O kadar enteresan bir boyuta gelmiş ki ahlaki bakımdan oldukça yozlaşmış bir köyle karşı karşıyayız. Katili saklamalarının acaba altında yatan sebep bu mu? Evet sevgili dostlar, size detaylı bir video ve özet bir şekilde yayınlamak istedim. Önümüzdeki canlı yayınlarda ise bunları detaylı bir şekilde masaya yatırıp işleyeceğimizi düşünüyorum. Dediğim gibi Ahlaki yapısı yozlaşmış bir köyle karşı karşıyayız. Herkes sus pus. Katili korumaya devam ediyorlar. Gerçekleri anlatmamaya ve susmaya devam ediyorlar. Bir taraftan rezil olmayalım diye susmayı tercih ederken diğer taraftan rezil olmaları ise an meselesi. Çünkü savcılığın elinde öyle bilgiler var ki bu köyü insan içine çıkarmayacak derecede. Şimdi tercih tamamen tavşan tepelilere. Ya gerçekleri anlatıp gerçek katili adalete teslim edecekler ya da Türkiye'de ummadıkları kadar rezil rüsva olacaklar. Gerçi rezil oldular. Daha ne kadar rüsva olabilirler? Orası da tartışılır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, katıl butonu ile destek vermeyi unutmayın arkadaşlar. Detaylı bilgilerle karşınızda olacağım. Ben Mustafa Kılıç. Gerçeğin peşinde olmaya devam ediyorum.